Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizler için balon patlatmalı bir slime yapacağım. Balonların içerisinde hangi malzemeler olduğunu yazmadım. O yüzden aynı zamanda sürpriz bir slime olacak. İsterseniz hemen slime'ımızı yapmaya başlayalım. Balonlarımı patlatmaya başlamadan önce bu videonun sizler için daha eğlenceli olmasını istediğim için balonların üzerine kawaii karakterler çizdim. Bu arada tabii balonlarımın içerisine slime yaparken kullanacağım sürpriz malzemeleri önceden yerleştirmiştim. Balonların üzerine çizim yaparken de balonların patlamasından korktuğum için balonları bir tepsinin içerisine yerleştirdim. Her ihtimale karşı patlarsa etrafı batırmamak için ve o şekilde çiziyorum. İçinde sürpriz malzemeler bulunan balonlarımızın üzerine kawaii karakterler çizmeyi tamamladım. Bence hepsi de çok tatlı oldular. Şimdi mecburen bu tatlılıkları slime yapmak için patlatmak zorunda kalacağız. Ama olsun, önemli olan sizin eğlenmenizdi. Umarım çizim aşaması hoşunuza gitmiştir. Şimdi tek tek balonlarımızı patlatarak slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Balonların içerisinde hangi malzemeler olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Sadece kırmızının içinde hangi malzeme olduğunu biliyorum. O da çok büyük olduğu için. Öncelikle bu altın renkli balonla başlıyorum. Evet, bunun içerisinden tutkal çıktı arkadaşlar. Ve kawaii karakterin küçülmüş halini de size göstermek istiyorum. Şimdi yeşil balonu patlatalım. Evet, yeşil balonda da su çıktı. Normal oda sıcaklığındaki su. Biraz karıştıralım. Balonları sallayarak içerisindeki malzemeyi tahmin etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve malzeme sıralamasına göre aslında mantıklı gitmeye gayret ediyorum. Bu pembe balondan da yanılmıyorsam duş jeli çıktı. Tam olarak hatırlamıyorum içerisinde ne olduğunu. Küçük balonları salladım ve onları patlatmaktan vazgeçtim arkadaşlar.
Şimdi bu kırmızı balonu patlatacağım. Sadece kırmızı balonun içerisinde ne olduğunu biliyorum demiştim. O da çok büyük olduğu için aklımda kaldı. Evet, gördüğünüz gibi bunda da tıraş köpüğü vardı. Evet, tıraş köpüğünden sonra ellerimi temizliyorum. Çünkü balon patlayınca her tarafa yayılıyor arkadaşlar. Geriye 4 tane balonum kaldı. Şimdi eflatunla devam etmek istiyorum. Bakalım bunun içerisinden ne çıkacak? Evet, bundan da bulaşık deterjanı çıktı. Balonları patlatırken özellikle alt tarafından patlatıyorum arkadaşlar, etrafa saçılmaması için. Şimdi bu yeşil balona bakalım. Yeşil balonun içerisinden de mor renkli sim çıktı. Küçülmüş hali de bu şekilde arkadaşlar kawaii karakterlerimizin. Evet, en minik balonumuzu patlatacağız şimdi. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan da gıda boyası çıktı arkadaşlar. Gıda boyasını biraz sulandırmıştım. Biraz karıştırıyorum ve harika bir desen çıktı arkadaşlar ortaya. Aynen Ebru sanatı gibi. Sonuncu balonumuza geldi sıra. Geriye bir tek borakslı su kalmıştı arkadaşlar. Bundan da borakslı su çıkacak. Borakslı suyumuzun olduğu balonumuzu da patlatmış olduk. Şimdi bütün malzemeleri karıştırmaya başlıyoruz. Bakalım slime'ımız nasıl olacak? Tabii malzeme miktarını tahmini olarak balonların içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Yine de bu balon patlatmalı slime normal slime yapımındaki gibi olmayabilir. Çünkü balonların içerisindeki malzeme oranları slime'ın tam olarak kıvama gelmesi için yeterli olmayabilir veya fazla da olabilir. Bunu tam olarak ayarlayamıyoruz. Slime'ımız hazır arkadaşlar. Balonların içerisindeki malzemeleri görmeden yapılan bir slime olmasına rağmen birazcık ele yapışması dışında bence gerçekten çok güzel pofuduk bir slime oldu. Simli olması ve renginin tonu da bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. O ele yapışması sorunu da yarım saat, bir saat kadar buzdolabında bekletilirse o sorun da hallolacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Umarım kawaii balon patlatmalı sürpriz slime'ımız hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.